Gelecek Partisi ve DEM'i ziyaret etti. İşte bakınız, söyleyecekleriniz çok çok önemli. Geçmişte söyledikleriniz de çok çok önemli. Terörist dedikleriyle, daha bundan bir ay öncesinde veya bir yıl öncesinde terörist dedikleriyle bugün mecliste bir araya geldiler. Çünkü onlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vekilleriydi. Anayasa çalışmaları dolayısıyla bugün ikinci gün görüşmelerimizi yapıyoruz. Bu süreç fevkalade hassas, açık ve şeffaf bir şekilde yürütmeniz gereken bir süreç. Ama Türkiye'nin öncelikli başka sorunları da var. Türkiye'de mevcut bir anayasa var. Bu anayasa zaman zaman ihlal ediliyor. Bu dönemde elbette bir yol temizliğine ihtiyaç var. Yeni anayasa için siyasi partilerin kapısını çalmaya devam ediyor Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Yeni günde DEM Parti, Saadet ve İyi Parti'nin nabzını ölçtü. Bizim temennimiz siyasi partilerin üzerinde uzlaşabileceği bir anayasanın, anayasa çalışmasının ortaya konulması. Demokratik anayasa yapım sürecine Türkiye'nin ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz. Seçim öncesinde DEM Parti ile CHP kent uzlaşısı çalışmaları yaptı. İktidar kanadıysa her fırsatta ana muhalefeti demlenmekle eleştirdi. Ancak yeni anayasa turlarında Kurtulmuş DEM Parti'nin de kapısını çaldı. Sayın Başkan, terörle iç içe olduğu belirtilen DEM Parti'yi anayasa konusunda muhatap almanız konusunda eleştiriliyorsunuz. Bu noktada neler söylersiniz? Mecliste grubu bulunan bütün siyasi partilere ziyarette bulunarak anayasa sürecinin açık ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini temin etmeye gayret ediyoruz. Terörle mücadele başka bir başlıktır. Meclis Başkanı'nın ikinci adresi ise Saadet grubuydu. Verimli bir görüşme yaptık. Bu teklifi grubumuzla değerlendireceğiz. Mutlaka ki Türkiye'nin bir anayasa değişikliğine ihtiyacı var. Çiçeği burnunda Genel Başkan Musavat Dervişoğlu'nun da kapısını çaldı Kurtulmuş. Şayet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu yönde bir anayasa değişikliği durumu söz konusu olur ise o zaman onu değerlendirmeye açık buluruz. Bakınız, siyasetçi olarak söyleyeceğiniz sözler çok önemli. Bundan bir yıl önce CHP'lileri de terörist olarak nitelendiriyorlardı. Hatta yaptıkları o deepfake görüntülerle oy istediler. O çakma görüntülerle. Bugün Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in kurucusu parti, Cumhuriyet'i kuran partinin lideriyle bir araya geldi. Erdoğan da biliyor. Devlet Bahçeli de biliyor terörist bir parti olmadığını, geçmişteki Kılıçdaroğlu'nda, şimdiki Özel'inde, Cumhuriyet Halk Partisi ile bir araya gelemeyeceğini. Ama siyaseten bu cümleleri söylüyorlar. İşte DEM için, bu vekiller için de terörist dediler. Bunlar için de terörist dediler. Bunlar için de işte yaptıkları propagandada terörist kelimesi geçiyordu. Şimdi bakınız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasayı değiştirmek için destek istiyorlar. Ve ihtiyaçları var, muhtaçlar. İşte bu ayrımı da yapmak gerekiyor. Siyasetçi dediğimiz insanların gerçekten ahlaken kuvvetli olması gerekiyor, güçlü olması gerekiyor. Seçim zamanı teröriste, ondan sonra işin düştüğünde de öyle de kapısını çal. Bu ikircikli durumları yakıştıramıyorum ben politikacılara, siyasetçilere, dürüst politikacılara yakıştırmıyorum. Ondan sonra da böyle yüzünüz kızarır maalesef. Tabii ki yani. Benim bu şahsi kendi fikrim. Yusuf Bey demiş ki acizane her şeye rağmen Erdoğan'a güvenmiyorum ama oturup konuşmak da mümkünmüş. Konuşmak çok çok önemli. Ve orada bir şeylerin kaleme alınması da çok çok önemli. Kayıt altına alınması da çok çok önemli. Ve anayasa tartışmaları bu şekilde sürüyor. Yarın çok daha fazla detayla karşınızda olacağız diye düşünüyorum. Ama biz gündemin dünkü gündemine gidelim. Yani günü düne taşıyalım, 1 Mayıs'ı biraz konuşalım. Çünkü 1 Mayıs'ta öyle bir...